Medya Haber'den merhaba. Yeni bir medya manşet programı ile karşınızdayız. Bu hafta iki temel konumuz olacak. Bunlardan ilki HDP'nin uzun yürüyüşüydü. Diğeri hala devam eden Güney Kürdistan'a yönelik işgal saldırıları. Her ikisinde de ağırlıkla basının takındığı tutumu konuklarımızla konuşacağız. Medya manşet başlıyor. Evet, her hafta haftanın manşetleriyle başlıyoruz. Bu hafta da haftanın manşetlerini arkadaşlarımız sizler için derledi. Birlikte izleyelim. Bir Gün gazetesi 14 Haziran günlüğü nüshasında işsizliğin geldiği boyutu İşkur önünde ekmek kavgası sözleriyle manşetinden gördü. Yeni Yaşam gazetesi 14 Haziran günü HDP'nin yürüyüşüne dönük hazırlıkları manşetine taşıdı. Yeni Özgür Politika gazetesinin 15 Haziran günlüğü nüshasının manşetinde şehit düşen PKK Merkez Komite üyesi Kasım Engin için yapılan eylemler vardı. Kürtçe yayınlanan haftalık Hübün gazetesinin 15 Haziran tarihli 21. sayısının manşetinde dijital platformların Kürtçeleştirilmesi çalışmalarını yürüten Kurdish for Tech grubuyla yapılan söyleşi yer aldı. Yeni Yaşam gazetesi HDP'nin Edirne ve Cölemerk'ten Ankara'ya gerçekleştirdiği yürüyüşün başlangıç haberini 15 Haziran günü halk kararlı AKP korkuyor sözleriyle manşetinden okuyucuya ulaştırdı. Bir Gün gazetesinin 16 Haziran günlüğü nüshasında koronavirüsüne karşı önlemlerin gevşemesiyle birlikte artan vaka sayısına dikkat çekildi. Evrensel gazetesi HDP'nin başlattığı uzun yürüyüşü 16 Haziran günü abluk altında demokrasi yürüyüşü sözleriyle manşetinden gördü. 15 günde bir yayınlanan Özgür Gelecek gazetesinin kapak sayfasında siyahiler yer aldı. Yeni Özgür Politika gazetesi 16 Haziran günlüğü nüshasında Türk Devleti'nin Güney Kürdistan'a dönük saldırısını havadan alçaklık sözleriyle öne çıkardı. HDP'nin yürüyüşü 16 Haziran günü de Yeni Yaşam gazetesinin manşetindeydi. Gazete engelleme ve saldırılara rağmen HDP'nin yürüyüşü kararlı bir biçimde sürdürdüğünü yazdı. Evrensel gazetesi 17 Haziran günü iktidarın göz diktiği kıdem tazminatına ilişkin tartışmaları işçi örgütlerinin kıdem gaspına izin vermeyeceğiz sözleriyle manşetine taşıdı. Türk Devleti'nin Güney Kürdistan'ı bombalamasına yönelik dünyanın birçok ülkesinde gerçekleşen eylemler 17 Haziran günü Şengal'den Toronto'ya işgalciye öfke sözleriyle Yeni Özgür Politika gazetesinin manşetinde yer aldı. İşgalci Türk Devleti'nin Güney Kürdistan'a dönük hava saldırıları 17 Haziran günü Ronay gazetesinin de manşetinde yer aldı. Gazete gelişmeleri Türk Devleti'nin barbar saldırıları başlığıyla okuyucuya duyurdu. Türk Devleti'nin Güney Kürdistan'a düzenlediği hava saldırısına dönük tepkileri 17 Haziran günü manşetine taşıyan Yeni Yaşam gazetesi En İyi Cevap Ulusal Birlik manşetiyle okura seslendi. Bir kısmı Ermenice yayınlanan haftalık Agos gazetesi 259. sayısında 3 Oran Vakfı yönetimine ilişkin Ermeni toplumu içinde yaşanan tartışmaları 3 Oran için Vakıflar Genel Müdürlüğü devrede sözleriyle okura duyurdu. Cumhuriyet gazetesi 18 Haziran günü AKP'lilerin kendi yandaşlarını kamuya yerleştirirken gösterdikleri pervasızlığı müdür filosu sözleriyle manşetten gördü. Gazete AKP'lilerin kamu kurumlarında kendi çocuklarına, kardeşlerine yeni koltuklar üretildiğini yazdı. Evrensel gazetesi 18 Haziran günlüğü nüshasının manşetinde yeniden artan koronavirüs vakalarına ilişkin bilim kurulu üyesi Profesör Doktor Hasan Tezer'in alarm zili çalıyor sözlerini manşete taşıdı. 18 Haziran günü KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı'nın Güney Kürdistan'a dönük hava saldırılarını değerlendirdiği açıklamasını manşetten gören Yeni Özgür Politika gazetesi, ABD, Irak ve Güney Kürdistan yönetimine seslenen KCK'nin açıklamasındaki soykırımı ortaksınız sözlerini öne çıkardı. Yeni Yaşam gazetesi 18 Haziran günü HDP'nin demokrasi yürüyüşüyle Türk Devleti'nin Güney Kürdistan'a dönük saldırılarını halk demokrasi, AKP savaş diyor sözleriyle tek manşette gördü. HDP'nin yürüyüşü haftalık Atılım gazetesinin 432. sayısının manşetinde de vardı. Gazete Hakkari'den Edirne'ye yürüyoruz, geleceği kazanacağız sözlerini öne çıkardı. Yeni Özgür Politika 19 Haziran günlüğü nüshasında Türk Devleti'nin işgal operasyonunu direnişle karşılayan HPG gerillalarının eylemini işgalciye gerilla barikatı sözleriyle manşetinden gördü.
Yeni Yaşam gazetesi HDP'nin başlattığı demokrasi yürüyüşünün halkta yarattığı heyecanı 19 Haziran günü umut yaratıyor sözleriyle manşetten verdi. Yeni Özgür Politika gazetesinin 20 Haziran günlüğü nüshasının manşetinde Van'da asker kurşunuyla katledilen Erhan Görür vardı. Görür'ün nasıl katledildiğini aynı katliamdan ağır yaralı kurtulan Sayın Yılmaz'ın sözleriyle aktaran gazete, Yılmaz'ın Erhan'ı vurdular, teröristin dediler sözleriyle okuyucuya aktardı. Yeni Yaşam gazetesinin 20 Haziran günlüğü nüshasının manşetinde biri 10 günlük, diğeri 2 yaşında olan çocuğuyla hapishaneye gönderilen Eylem Oyunlu'nun durumu vardı. Gazete yaşananları kimliksiz bebek cezaevine kondu sözleriyle okuyucuya duyurdu. Geçtiğimiz haftanın başında HDP bir kolu Hakkari'den, Colemert'ten, diğer kolu ise Edirne'den olan bir yürüyüş başlattı. Demokrasi yürüyüşü adıyla. Ancak her iki kolda da devlet güçlerinin çok ciddi saldırılarına ve engellemelerine maruz kaldılar. O yetmez, basın da, özellikle yandaş basında ciddi anlamda HDP'ye dönük saldırılarını sürdürdü. Bununla ilgili kısa bir haberimiz var. Hemen ardından HDP eş genel başkan yardımcısı Garo Paylan'la bu konuları değerlendireceğiz. HDP 15 Haziran'da Colemert ve Edirne'den Ankara'ya yürüyüş başlattı. Azadi! Meclis marifetiyle gerçekleştirilen darbeyle HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın yanı sıra CHP'li Enis Berberoğlu'nun vekilliklerinin düşürülmesini protesto için Ankara'ya demokrasi yürüyüşü düzenleme kararı alan HDP, yürüyüşle eş zamanlı birçok yeni saldırıyla karşı karşıya kaldı. Colemert ve Edirne'den yola çıkan gruplar gittikleri her yerde coşkulu kitleler tarafından karşılandı. Ancak aynı oranda da devletin korucusundan polisine, jandarmasından askerine tüm kolluk güçlerinin saldırı ve engeliyle karşılaştılar. Eylem öncesinde de HDP'nin yürüyüşünü engellemek için güzergah üzerindeki tüm valilikler eylem ve etkinlikleri yasaklama kararı alarak HDP'nin halkla buluşmasını önlemeye çalıştılar. Bu sürede HDP'ye dönük bir saldırı da iktidar güdümündeki basından geldi. Bir televizyon sunucusu açık bir şekilde tüm gazetecilik etiğini ayaklar altına alarak biz özel bir kurumuz, HDP'leri yayına almayı tercih etmiyoruz diyebildi. Orada burası bir kamu televizyonu değil. Yok, sizin için söylemiyorum. Ben ama o soruda sık sık geldiği için söylüyorum. Sonuçta biz kamu kuruluşu değiliz, özel bir sektörüz. Tabii ki. Bu sözleri ardından birçok iktidar yanlısı medyada dile getirdi. Haber ve programlarında HDP'leri hedef yaparken alabildiğine rahat olan bu kesim, HDP'nin sesinin kısılmasında devletin tüm talimatlarını harfiyen yerine getirmekte ise bir beis görmeyenler, yaptıklarını da bir gazetecilik yaklaşımı olarak savunma cesareti gösterdiler. İktidar yanlısı medyada demokrat olduğunu ileri süren birileri de HDP'leri yayına alıp gazetecilik yaptığını ileri sürerken bilindik davranışları sergilemekten kaçınmadılar. HDP'leri sorguya çeker gibi davranıp söyle bakalım PKK terörist mi değil mi diye bilindik sözleri tekrarlamaktan öteye gitmediler. Oysa söz konusu sorunun akıllarda kalan bir travması da var. Aynı soru geçmişte Ahmet Baro Başkanı Tahir Elçi'ye de sorulmuş ve ardından hedefe konan elçi, Ahmet'te dört ayaklı minarenin altında katledilmişti. Evet, HDP eş genel başkan yardımcısı Garo Paylan Skype'ye attığımızda. Garo Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Önce onu söyleyeyim. Merhabalar Fehim Bey. Hemen ardından şunu da sorarak, doğrusu basının tutumundan başlamak istiyorum. Bir gazeteci insanların gözünün içine baka baka biz özel kanalız, HDP'ye kapımızı kapatırız dedi. Daha sonra sizin katıldığınız bir kanalda da ben demokratım, herkesi alırım diyen de bilindik klasik sorularla sizi özellikle başkalarına yapamadığı, muhalefete iktidara gösteremediği tutumu size gösterdi. Bu basının tutumunu, son 5 yılda daha çok görünür olan basının tutumunu sorarak başlamak istiyorum. Nedir bunların yapmak istedikleri, gerçekten temel hedefleri ne? Ya, gazetecilik bir kamu hizmetidir. Şu anda siz bir kamu hizmeti görüyorsunuz ve vatandaşları hakikatle buluşturmaya çalışıyorsunuz. Bu anlamda da pek çok görüşü milletle, halkla buluşturmaya çalışıyorsunuz. Ama bir de biliyorsunuz taraftarlık var. Yani yandaş gazetecilik dediğimiz, ben onlara aslında gazeteci de diyemiyorum, dilim varmıyor.
yandaş gazetecilik var. Onlarsa propaganda yapıyorlar. Yani padişahım çok yaşa diyorlar. Bu zaten bir o klasman var. Bir de ortada bulunmaya çalışan, gazeteci bir gözüken baskı altında olan medya kuruluşları var. Bu medya kuruluşlarına mesela Habertürk'ü örnek verdiniz. Komiserler vardır. Yani sarayın komiserleri vardır. Orada kimin konuşacağına, kimin yayın konu olacağına o komiserler karar verirler ve belli bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bir de sizin gibi meslek onurunu taşıyan gazeteciler var. Pek çok biliyorsunuz Türkiye'de bu anlamda mücadele veren gazeteler var. Ama bir hakikat arayışını kaybettiğiniz zaman artık gazetecilik yapmış olmuyorsunuz. Mesela Didem Hanım Habertürk'te ne dedi? Biz özel bir kuruluşuz efendim. Bu anlamda onları çıkarmak zorunda değiliz dedi. Oysa şöyle bakalım, ben bir HDP'liyim, HDP'nin kurucularındanım, bir milletvekili, milyonlarca Türkiye'de HDP'li var. Bir özel hastaneye gittiğimizde mesela bir doktor, bir dakika sen HDP'lisin, ben seni bakamam, seni ölüme terk ediyorum diyebilir mi? Diyemez. Çünkü bu bir kamu hizmetidir. Aynı şekilde gazetecilik de aynı durumdadır. Bir evrensel etik şunu gerektirir. Eğer birisiyle ilgili konuşuyorsanız, ki her akşam HDP'yi konuşuyorlar biliyorsunuz, HDP şöyle yapsın, HDP niye yürüyor, HDP niye şunu yapmıyor, bakıyorsunuz HDP'liler dışında herkesi yayına alıyorlar. Ama HDP'lileri yayına almıyorlar. Hatta biz arıyoruz onları çoğu zaman, cevap hakkımızı dahi kullandırmıyorlar. İşte orada gazetecilik bitmiş demektir. Tabii ki HDP de eleştirilebilir. Biz buna zaten açığız. HDP mutlaka eleştirilebilmeli. Buna hiçbir sorun yok. Her türlü soru sorulabilmeli HDP'ye. Ama HDP'lilerin cevap hakkı mutlaka kullandırılmalı. Israrla travmatik etkileri olan sorular sormayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani salt size ben yapıldığı için sormuyorum. Yani genel tabii anlamda ki, öyle bir algı var. Ya HDP'liyseniz bunu söyleyin, her taraf size açılır. Tabii ki. Şöyle söyleyeyim. Yani toplum ciddi anlamda kutuplaştırılmış durumda ve siyaset bir sığlığa doğru sürükleniyor. Yani efendim terör örgütü mü değil mi? Terör örgütü mü değil mi sığlığında siyaset? İnanın biz mecliste saatlerce konuşuyoruz. Diyelim ki Karadeniz'in derelerine konuşuyoruz. Ya bu derelere baraj yapmayın diyoruz. Siz önce terör örgütü deyin diyor musunuz, demiyor musunuz diye bağırıyorlar. Bu sığlıkta siyaset. Yani memlekette pek çok sorun var. Özgürlüğümüzle ilgili, işimizle ilgili, aşımızla ilgili ekolojik meseleler var, kadın cinayetleri var. Ne konuşursak koyalım, siyaset bu sığlığa hapsedilmiş durumda maalesef. Basın da bundan etkileniyor. Yani gazeteciler de, gazetecilik yapmaya çalışanlar da diyelim, hemen diyelim ki HDP'lileri yayına çıkarmaya çalıştıklarında hemen efendim sorun bakalım böyle diyorlar mı demiyorlar, bu sığlığa hapsediliyor. Ben şu noktadayım, onu net bir şekilde koyayım. Bu soru sorulamaz diye hiçbir gazeteciye söyleyemeyiz. Yani gazeteciler de bu soruyu sormak da meşrudur. Ama siyasi iklim ve geçmiş travmalar, Tahir Elçi'ye yapılanları göz önünde alındığında da her gazeteci ve her siyasetçi de bu sorumluluğu taşımalı. Ya bu konuda biz özgüvenliyiz, her türlü soruya cevap verebiliriz ama bir bu sığlığı kabul etmiyoruz. Yani siyaset Türkiye'yi faşizm karanlığı sarmış, AKP, MHP hem işimizde hem aşımızda hem özgürlüğümüze kastetmiş, gelip yalnızca bu soruyu sormak bir sığlıktır. Ama peki, siyasi iklim bunu getiriyor. Biz emin olun Fehim Bey, siyasette bu iklimi kırarsak, ki biliyorsunuz bir cesaret iklimine doğru yürüyoruz. Bu yürüyüşümüzde hem halkımızın ekmeğiyle ilgili hem özgürlüğüyle ilgili dertlerimizi bu yürüyüşümüzde ortaya koyduk. Ve AKP virüsüne karşı bir cesaret virüsünü halkımıza bulaştırdık. Bu yolda yürürsek ben bu sığlıktan çıkacağımızı düşünüyorum. Yani yapacağımız siyasi hamlelerle peki, siyasi iklimi değiştirirsek ben eminim ki gazeteciler de o vesayetten kurtulmuş olurlar. Şunu sorarak aslında bitirmek istiyorum. Siz de MYK toplantısındasınız. Ara verip geldiniz, onun için de ben bir kez daha teşekkür edeyim. Yürüyüş her şeye rağmen kitleler tarafından coşkuyla karşılandı. Gittiği her yerde HDP'lilere ciddi bir sahiplenme vardı. Bugün de MYK toplantısındasınız. Önümüzdeki döneme ilişkin nasıl bir eylem planı önünüzde? Yürüyüşü değerlendirdiğinizde nasıl bir sonuç çıkarıyorsunuz? Bakın bugün hepimizin yüzleri daha çok gülüyor, inanın. Çünkü hem halkımız bizi özlemiş hem de biz halkımızı özlemişiz. Yani siyaset elbette kapalı odalarda, meclislerde yapılmaz. Siyaset alanda, sokakta, halkın yanında yapılır. Fabrikalarda yapılır. Bir bakkalın yanında gidip derdini dinlediğinde, bir manava dinlediğinde, bir kasabı dinlediğinde siyaset yapılır. Halkımızla yan yana, iç içe olmalıyız. Bu korona günlerinde yaklaşık 3 aylık bir dönemde hem halkımıza biz de evde kalın dedik. Ama AKP bunu tırnak içine söylüyorum, Allah'ın bir lütfuna çevirdi. İstibdadını ve korku iklimini daha da yaymak için kullandı. Biz korku iklimine karşı cesareti bulaştırdık.
hem halkımız hem sivil toplum kuruluşları bu anlamda bu isabetli kararımızdan dolayı bizi kutladı. Biz de inanın bugün çok daha moralliyiz. Yani bir ay önceki MYK toplantımızda hep daha karamsar bir hava varken mesela hani bu anlamda çünkü bir türlü halkımıza ulaşamıyoruz bu korona krizinden dolayı. Nihayet halkımızla buluştuk ve cesaret aldık. İnanın ben Hakkari kolundan yürüdüm. Bütün baskılara, bütün zulümlere rağmen bunu net bir şekilde söyleyeyim. Yani bilmeyenler için söyleyeyim. İnanılmaz bir istibdat kurmuşlar. On binlerce polis, asker, komando, tomalar, helikopterlerle tepemizde gezdiler. Halkımızla aramızda bariyer örmeye çalıştılar ama biz halkımızla duygudaş olduk. Onlara cesaret bulaştırdık. Onlar bize cesaret ve moral verdiler. Evet. Van halkıyla, Bitlis halkı, Ahmet halkı, Batı'dan Edirne, İstanbul. Hem onlara biz moral verdik hem onlar bize güç verdiler ve inanın siyasi mücadelemize onlardan cesaret aldık ve bu cesaret yürüyüşü devam edecektir. Bu yaz boyunca da bizim kararlılığımız net. 1 Eylül barış gününe kadar bu mücadele yani darbeye karşı demokrasi mücadelemizi sürdüreceğiz ve ben bu yaz cesaret ikliminin Türkiye hakim olacağını düşünüyorum. Bakın barolar da yürümeye başladılar. Evet. Türkiye'nin 81 ilinden barolar Ankara'ya yürüyorlar. Eminim emekçiler de yürüyecekler. İşsiz, açsız olan emekçiler de yürüyecekler. Bütün hak talepleri harekete geçmiştir. Bu hareketlilik siyasi bir değişime çok yakın bir vadede ulaşabilir. Biz bu karanlığın behemal bitmesi için mücadele veriyoruz. 3 yıl değil, 3 ay mümkünse 6 ay sonra bu karanlığın bitmesi için mücadele veriyoruz. Hiç kimse merak etmesin. Bu karanlık behemal bitecek. Çok kısa, ana muhalefette katılacak mı bu yürüyüşe? En azından kendi çapında. Çünkü orada sokağa risk gösteren, sokağa sanki bakın, iktidar istiyormuş gibi bir hava var. Ya ana muhalefet kimdir diye sorduğumuzda bence ya ben CHP'yi kastediyorum. Yani bu anlamda biz ana muhalefet olma iddiasındayız ve ben evet. öyle olduğumuzu düşünüyorum artık. Ve umarım CHP de diğer muhalefet partileri de bu yürüyüşe katılırlar. Artık Türkiye'de ana muhalefet HDP'dir. Ve artık Türkiye yönetme iddiasındadır HDP. Biz kendimiz özgüvenliyiz ve bütün halkımız da bu özgüvende olsun. Peki. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Zaman ayırdınız, yayınımıza katıldınız. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Evet, haftanın köşeleriyle devam ediyoruz. İlk köşemiz Dilzar Dilok'un Yeni Özgür Politika gazetesinden. Aslında son dönemde yükselen saldırılar, o saldırılar karşısında halkın direnişini ve gelişen tutumu kökü kazındıkça çoğalanlar başlığı altında yazmış. Hep birlikte bakalım. Türk devleti saldırarak yok etmeye çalıştıkça şüphesiz Kürt varlığına zarar vermektedir. Ancak Kürt'ün başka şekillerde varoluşunu da engelleyememektedir. Heykeller, semboller, yer isimlerine saldırdı. Ancak her Kürt'ün içinde yıkılmaz yeni inşaların yükselişini engelleyemedi. Bugün kökü kazınmaya çalışılanlar, tüm şehitler, tüm mezarlar, tüm anneler, tüm oğullar, tüm zindanlar, tüm direnişler, tüm şarkılar, tüm Kürtçe kelimeler ve tüm özgürlük anlamlıdır. İnsanları öldürebilirsiniz ancak onların yarattığı anlamları öldüremezsiniz. Tüm bunlara rağmen kökümüzün kazınması saldırıları karşısında direnişi yükseltmeliyiz. Hoşgörü, hümanizm gibi kavramların bizim katledilmemiz karşısında hiçbir değer taşımadığını bilerek gerçek mücadele değerlerine daha fazla sarılmalı ve mücadeleyi yükseltmeliyiz. Özgür halk olmanın koşulu yarım asırdır süren mücadeleyi derinleştirmek, yaygınlaştırmak, faşist soykırımcı iktidarları yıkmakla mümkündür. Başka türlü yaşamak mümkün değildir. Bir diğer köşe yazımız Ahval Neyse sitesinden Ergün Babaan yazmış. Suriye'ye dönük Sezar yasasını, ABD'nin Sezar yasasını, diğer taraftan Türkiye'nin Pençe Kaplan adını verdiği harekatı ve diğer bir gelişme olan Kürt Ulusal Birliği'ni gazeteci gözüyle değerlendirmiş. Kısa bir bölümünü bu köşe yazısından aldık. Onu da birlikte izleyelim. Yasa, Esad'ın en önemli 4 ekonomik faaliyetini vuruyor. Petrol, doğalgaz, askeri havacılık, inşaat ve mühendislik. Bütün bunların Esad'a geri adım attırıp iktidardan vazgeçireceğini düşünmek saflık olur. Bütün diktatörler gibi Esad da halkını değil kendisini düşünür.
Esad cephesinde bunlar yaşanırken Amerika ve Fransa, Suriye Kürtlerini ulusal birliğini sağlama konusunda önemli bir adım attı. Uzun süren gün ve tartışmalardan sonra Rojavalı Kürt partileri arasında birliğin sağlandığı resmi olarak açıklandı. Türkiye'nin telaşla başlattığı Pençe Kaplan operasyonunun arkasında bu endişenin yattığı açıkça görülüyor. Komşu topraklarında FETÖ çıkan bir ülke, Suriye iç savaşının bunca yıl süreceği ve Türkiye'yi içinden çıkamayacağı bir duruma sürükleyeceğini göremedi, şimdi her yeri işgal ederek çözüm bulmaya çalışıyor. Evet, HDP'nin yürüyüşünü birinci başlık olarak konuştuk. Tam HDP yürüyüşüyle eş zamanlı olarak bu kez Güney Kürdistan'a dönük bir işgal saldırısı başladı. Güney Kürdistan'a dönük işgal saldırısı gerilla karşısında etkili olmayınca sivillere dönük saldırılar bu sefer baş gösterdi. Bunları konuşacağız ama öncesinde bir haberimiz var, kısa bir derlememiz var. Onu birlikte izleyelim, ardından hemen siyasetçi arkadaşımız Fuat Kav ile konuyu değerlendireceğiz. Türk Devleti 14 Haziran günü gece saatlerinde Mahmur mülteci kampıyla Ezidilerin kadim kenti Şengal'i havadan bombaladı. Mahmur ve Şengal'e dönük saldırılarıyla eş zamanlı olarak medya savunma alanları başta olmak üzere Güney Kürdistan'ın birçok sivil yerleşim alanı da Türk Devleti'nin onlarca savaş uçağının hedefi oldu. Saldırıdan kısa süre sonra 16 Haziran'la 17 Haziran'a bağlayan saatlerde bu kez Güney Kürdistan'ın Haftanin bölgesine karadan saldırının başlatıldığı duyuruldu. Son kapsamlı saldırıların başlamasıyla birlikte HPG Basın İrtibat Merkezi düzenli aralıklarla açıklamalar yayınlayarak kamuoyunu bilgilendirdi. Gerillaların tüm alanlarda Türk ordu güçlerine karşı direnişe geçtiğini duyuran HPG Basın İrtibat Merkezi, birçok alanda Türk askerinin indirme yapmasının engellendiği ve gerçekleştirilen eylemlerde 20'den fazla Türk askerinin öldürüldüğünü belirtti. Yoğun medya desteğiyle sürdürülen sahte operasyon görüntüleriyle algı yaratmaya çalışan Türk devleti istediğini elde edemeyince onlarca yıldır uyguladığı klasik yönteme geçti. Bölgedeki sivilleri ve Güney Kürdistanlıların yaşam alanlarını bombalayarak PKK'ya dönük tepkinin yükselmesi planını devreye soktu. Bombalamaların temel gerekçesinin PKK'nin bölgedeki varlığı olduğu tezini ileri süren Türk devleti, sivillerin katledildiğini reddetmekle beraber hem Güney Kürdistan bölge yönetimine hem de Güney Kürdistanlılara PKK bölgeden çıkarsa siz de zarar görmez, ölmezsiniz mesajını ağırlıkla işlemeye başladı. Türk basını da devletin bu tezine sarıldı, sivilleri katleden devletin değil PKK'nin sorumlu olduğunu ileri süren yayınlar yaptı. Güney Kürdistan'daki basın kurumlarının bir kısmı da son saldırılarda Türk devletinin tezlerine yakın yayın yaptı. Mahmur ve Şengal gibi sivil alanların bombalanmasına rağmen bunları görmezden geldi ve PKK'nin kamplarının bombalandığı yönünde haberler yaptı. Evet, siyasetçi Fuat Kav konuğumuz stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza. Doğrusu hemen basının tutumuyla ilgili sormak istiyorum. İşgal operasyonu başladığında Türkiye'de basın büyük bir şaşağı uyandırdı. Sanki iki gün içerisinde tüm Kandil alınacakmış gibi sonradan sesleri kesildi herhalde. Gerillanın oradaki direnişi etkili olmuş olacak ki. Ama Güney Kürdistan'da da bir kısım basın, Rudav başta olmak üzere, adeta Anadolu Ajansı gibi yayın yaptı. Bir şekliyle orada sivillere dönük saldırıları görmezden geldi ve PKK kamplarına dönük saldırılar olduğunu söyledi. Oysa yaşamını yitiren şimdiye kadar en az 5 sivil olduğunu da biliyoruz. Çokça bombalanan sivil yerleşim alanları da var. Bu tutumu nasıl değerlendirirsiniz? Zımni işbirliği mi? Yoksa başka bir şey mi söz konusu? Savaş aslında iki ayak üzerine sürdürülüyor. Hatta üç denilebilir. Bir siyasi, kara propagandaya dayanan, iki askeri güç olarak, üç de basın ayağıdır. O açıdan Türkiye'de eskiden beri özel savaş olarak, karamşörler olarak denilirdi. Basının özel kuvvetlerin bir parçası olarak değerlendirildi. Hatta spikerler, yazarlar, kameramanlar, işte özel askeri elbiseler giyerek askerlerle birlikte, biliyorsunuz işte Cizre, Silopi'ye benzeri gezip dolaşırlardı. İşte askerlerin daha çok propagandasını yaparlardı. Yani gerçekten de böyle şeye dayanan,
araştırma, incelemeye dayanan, gerçeğe dayanan herhangi bir gazetecilik ya da televizyonculuk, genel olarak medya anlamda diyelim, herhangi bir şey zaten Türkiye'de söz konusu değil, onu biliyoruz onu. Özel savaşın bir parçası olarak devam ediyor. Çünkü orada herkes orada para arıyor yani sonuçta. Birincisi bu. Bunu bir yere kadar belki anlaşılır diyenebilir. Ama bir de Güney Kürdistan'da adını verdiğiniz işte diyelim ki Ruda benzeri işte Türkiye Devleti'nin Güney Kürdistan'daki kampları bombaladığına, PKK'nın kampları bombaladığına ilişkin haber var. Bu da halaki değildir aslında yani. Sadece yalan da değil aslında. Dürüst de değildir. Yalanın ötesinde bir şey. Hatta işi içinde biraz da ne diyeyim yani ihanet de var içinde. Şöyle ihanet var. Çünkü sonuçta sen bir Kürt gazetecisin, televizyonusun, basınısın, yazarısın, habercisin, kameramancısın yani. Yabancı bir ülke geliyor senin ülkende, senin topraklarında. Sivil alanları bombalıyor. İşte diyelim ki Şengal'i bombaladı. Mahmur'u bombaladı. İşte son iki gündür de Kandil ve çevresinde köylüleri bombaladı. Çobanları bombaladı. Sivil insanların gidip işte kendi işini gören, günlük olarak işini gören insanları bombaladı. Fakat siz buna tek bir satır yazmayacaksınız, dile getirmeyeceksiniz, izah etmeyeceksiniz. Ondan sonra kalkıp diyeceksiniz ki işte peki yani kampları bombaladı. Bu da sonuçta yani biraz birbirine bağlantılıdır. Yani nasıl ki ben siyasi olarak AKP ile güneydeki güç nasıl ki birbirine bağlıysa, ikisinin aslında bir anlamda kaderi birleşmişse, aslında basın bağlamda da biraz böyle ele alıp değerlendirmeye ihtiyaç var. Yani bu açıdan mesela Rudeva kim bundan sonra inanacak? Yani ki şunu sorabilir yani aslında dürüst bir siyasetçi, dürüst bir diyelim ki başka bir gazeteci olsa, ya işte Şengal peki kampı mıdır yani? İşte IŞİD'in en fazla katliamın gerçekleştirdiği bir alandır. 5000 tane Kürt kadını orada kaçırdı, götürdü, tecavüz etti, öldürüldü, uçurumlardan aşağı atıldı, intihar edenler oldu. Sonra işte oradaki Ezidiler kendilerini bir savunma gücü haline getirdiler. Kendi halkını savunuyor. Sen savunamıyorsun. Güneydekiler savunamıyor. Öbürü savunamıyor. Herkes bombalıyor. Onlar da kendisi savunuyor. Yani burası bir PKK kampı mıdır yani? Artı işte Mahmur'u mesela en iyi bilen güçlerden bir tanesi işte KDP'dir diyelim ki. Rudav'ın kendisi de bunu çok iyi biliyor. Türkiye'de, Kürdistan'da yani Kuzey Kürdistan'da iltica etmiş. Orada katliamdan uğranmış. Köyleri yakılmış, yıkılmış, şehirler yakılıp yıkılmış. Güney'e gelmiş orada. Peki. Birleşmiş Milletler'in üstelik şeysindedir yani inisiyatifindedir. Orası da bombalanıyor diyor ki PKK kampanya diyor. Peki şunu da sormak istiyorum. Aslında dikkat çekici bir durum. Daha önceki operasyonlarda da saldırılarda da hep yaptılar. Birden sivillere dönük tabloyu ya da sivil yerleşim alanlarının bombalanmasını gösterir kıldılar ama beraberinde işlenen mantık şu. Ya işte buralarda siviller zarar görüyor ama PKK'nın yüzünden zarar görüyor. Doğru. Şimdi burada PKK'nın yüzünden zarar görüyor da aslında PKK'ya dönük bir tepki de organize örgütlemeye çalışıyorlar. Bu yine basın üzerinden oynanan bir tablo. Türkiye'de de basın bunu son günlerde ciddi biçimde işlemeye başladı. Yani bizim Kürt'e düşmanlığımız yok. Ama orada işte PKK var. PKK'yı çıkarın biz yapmayalım. Yani biliyoruz gerçekten. Yani Türkiye niye orayı bombalıyor aslında? Sivil olduğunu da biliyor. Köylüler olduğunu da biliyor. Göçmen insanların orada yaşadığı da biliyor. Çobancılık yapanlar da biliyor. Fakat amaç orayı boşaltmak ve askeri bir güce dönüştürmektir. Biliyorsun yani Türkiye vurdukça yani vurulan yerlerde, vurduğu yerlerde, işgal ettiği yerleri aynı zamanda üs kuruyor yani. Şimdi üs kurabilmesi için ne olması gerekiyor? Boş bir alanın olması gerekiyor. Yani sivillerin olmaması gerekiyor, köylerin olmaması gerekiyor. O açıdan yani öyle bir görünüyor ki sanki Güney hükümeti de yani oranın boşaltılmasını istiyor. Daha tenha bir hale getirmesini istiyor. Ve aynı zamanda Türkiye'nin oraya yerleştirilmesini istiyor. Yani üs olarak orada yerleşmesini istiyor. Halbuki bazen açık vermek zorunda kalıyor. Mesela soruyorsun yani. Bu Güney hükümeti için ciddi bir risk değil mi gelecekte? Tabii. Yani, nasıl yani, şunu diyorum aslında. Bugün Türkiye Devleti aslında orayı işgal ederken PKK'yla hiçbir ilişkisi yok, bağlantısı yok. Aslında işgal edilen yer Kürdistan'ın toprağıdır, Kürdistan'ın ülkesidir. Vurulan yer aslında Kürtlerin kendisidir. Yani herkes çok iyi biliyor ki bugün PKK çalışmaları orada varsa ve bu bağlamda da Güney Kürdistan'a herhangi bir işgal bağlamında bir yaklaşım göstermediyse şimdiye kadar bu PKK'nın var olmasından kaynaklanan bir durumdur. Ama iyi biliyoruz ki PKK'ya dönük yapılan operasyonlar, askeri işgaller ya da saldırılar, katliamlar
Yani aynı zamanda Güney hükümeti de işin içindedir. İşte o bağımsızlık dönemindeki reformu söyleyeceği biz kendisi biliyor değil mi? Ne dedi Erdoğan? Aklın başında toplansın dedi. 3 gün içerisinde orayı yakıp yıkarız, alt üst ederiz dedi. Ve bu hala da var. Yani Türkiye Devleti'nin sadece PKK'ya düşmanlığı yok yani. Türkiye Devleti'nin Kürt'e düşmanlığı var. Nerede bir Kürt varsa kendisini düşman olarak görüyor. Nerede bir Kürt varsa Türkiye'nin aleyhi olarak, Türkiye'nin dışında Türkiye'yi yakma, yıkmayla bağlantılı olarak alıp değerlendiriyor. Erdoğan bir ara dedi, Amazon'da da 3 tane Kürt bir ara gelirse yine Türkiye'nin çıkarlarına uymayan bir. Japonya'da işte bir kurs açıldı. Kürtçe kursu açıldı hatırlıyorsunuz. Evet. Ne yaptı? Ultimatum Japonlara verdi. Biz onu uygun bulmuyoruz, kabul etmiyoruz. Yani böylesi çok böyle kontra cumhuriyeti konumuna gelmiş aslında. Mesela Türkiye Devleti mevcut durumda aslında klasik devlet yapısını da kaybetmiş yani. Yani eski klasik devlet yapısını tamamen aşmış, kendisini Kürt düşmanlığı üzerine inşa eden ve buna göre işte silahlandıran, ideolojisini buna göre oluşturan, siyasetini buna göre oluşturan ve bunu da pratik itibariyle de icra eden. Bir tarafta bekçileri oluşturuluyor, bir tarafta polis var, bir tarafta paralı asker var, öbür tarafta da uluslararası düzeyde. Nerede bir tane azılı faşist, azgın, işte dedi ki, milliyetçi, işte tecavüzcü varsa IŞİD artıkları biz buna diyelim. Bir araya getirmiş, Kürdistan'da hepsi odaklandırmış ve bunların hepsi bundan bir devlet oluşturmuş. Burada bir devlet oluşmuş. Dolayısıyla Barzani'nin işine de gelmez. Ben bunu çok açık söylüyorum yani. Yarın öbür gün eğer bir şey olduğunda Barzani'nin de kalmayacak, KDP'de kalmayacak, YNK'de kalmayacak, Güney Kürdistan'da kalmayacak. Çünkü Türkiye Devleti girdiği yeri çıkmaz yani, kolay kolay çıkmaz. Osmanlı İmparatorluğu'nun sürecini anlatıyor işte Erdoğan. Diyor ki bizim günümüzde o haritalar olduğu gibi duruyor. Günündeki harita neresidir? Afrika'dan tutalım. İşte Kürdistan'ın bütün parçalarından işte bilmem Balkanlara kadar giden bir haritadır yani. O açıdan yani şunu aslında aklın başına toplaması gerekir yani günlük güçleri. Ya ben ne yapıyorum acaba gerçekten de? Mesela her şeyi PKK'ya emanet ediyor. 5 tane sivil duruyordu değil mi? En az bizim aldığımız bilgilere göre. En az. Hepsi de genç insanlar. Hepsi de tamamen sivil, genç insanlar. Peki kim kınadı? Yani Güney güçleri kınadı mı? Yok. Niye kınamıyor? Çünkü diyor PKK sorumludur. Eğer PKK burada olmasaydı herhalde böyle bir umum vardı. Bana olmazdı dediğin noktaya geliyorum ben. İşte oradaki Kürtleri de, köylüleri de, çobanları da hatta örgütlüyor yani. Şimdi örgütleyince ne oluyor? İşte aslında siz burada olmasaydınız, PKK burada olmasaydı, buralarda dolaşmasaydı, Türkiye Devleti orada gelip niye bombalasın? Demek ki sorumlu PKK'nin kendisidir. Yani böyle bir örgüt demek. Bu algıya rağmen Süleymaniye'de büyük bir yürüyüş oldu. Doğru. Gördük. Peşinden Şeladize'de hala devam eden çok ciddi tepkiler var. Yani asayişin engellemesine rağmen halk sokaklarda ve Türk askeri üslerine doğru yürüyüş gerçekleştiriyorlar. Tüm engellemelere saldırılara rağmen o algı tutmamış o zaman. Yani tutmaz tabii şey yani. Şimdi şöyle var. Ben şunu bir iki cümleyle, Kürtler eski Kürtler değildi efendim arkadaş. Yani 1920'ler değildir. İşte eline ne verirse alan, ne diyen dinleyen, başını sallayan Kürt değildir artık. 21. yüzyılda yaklaşık işte 40 yıldır 50 yıldır diyelim, o eğer o daha önceki süreçlerde sayılırsa dört parçada yürütülen bir mücadele var. Çok sıcak bir mücadele var. Dolayısıyla Kürtler aslında yani halk diyelim, Kürt halkı kimin düşman, kimin düşman olmadığını, kimin dost, kimin dost olmadığını çok iyi biliyor aslında. Fakat işte siyasi güç dediğimiz işte hükümetin kendisi işte menfaatinden dolayı, aşiret yapısından dolayı farklı uluslararası yaklaşımlarla hareketle ne yapıyor orayı? Diyelim ki bir sefer halka dönük bir yaklaşım işte. İşte mesela tepkiler gösterdi, tepkiyi bastırdı değil mi? Bastırıyor daha doğrusu. İşte diyelim ki normalde peşmergedir. Kürdistan halkının savunması gerekirken Türkiye askerine selam duruyor. Türkiye askerine selam duruyor. Ona üst açıyor, ona yol gösteriyor. Fakat kendi halkı, yani güneydeki halk tepki gösterdiğinden dolayı, yani kendi insanına, vatandaşına, çobanına, çiftçisine dönük yapılan bombardımanda ölen insanlara ağıt yakıyor. Fakat peşmerge ordusu ne yapıyor? Türkiye'ye değil, Türk askerine değil, Kürtlerin tepkisine tepki gösteriyor ve birçok insan gözaltına aldı, silah kullanıldı. Sonuçları tabii tam bilmiyor. Hani devam edecek yani. Ve bu böyledir yani.
şey dikkat çekti aslında, Çavuşoğlu Süleymaniye PKK bölgesidir dedi adeta. Yani Süleymaniye'yi hedef gösterdi. YNK eş başkanı Lahur Talabani isim vermeden bir tepki gösterdi. Süleymaniye Kürt bölgesi dedi. Twitter üzerinden yaşanan bir durum oldu. Çavuşoğlu orada neyi kastetti? Niye orayı özellikle hedef gösterdi? Vuracağız diyor yani, aslında bunu demek istiyor. Yani orası PKK'nin tamamen denetimine girmiş bir bölge olarak değerlendiriyor. Yereldeki güçler bunun başarı elde edemiyorlar. İşte uzun sürede beri bizim ısrarımıza rağmen orada çıkaramıyorlar. Orası bir PKK bölgesi olması itibariyle o zaman işgal etme de, bombardımaya tabi tutma da, orada katliam yapma da, cinayet işleme de bizim görev ve sorumluluklarımız içerisinde yer alıyor. Çünkü Türkiye düşmanlığı söz konusudur diyor. Yani ön açmaya çalışıyor o noktada. Evet. O açıdan nereye kadar gider diye bir soru eğer sorulursa, yani şuna ihtiyaç var, ben onu düşünüyorum. Yani Türkiye devleti aslında demek ki deyim yerindeyse son demini yaşıyor yani. Niye son demini yaşıyor, ben onu demek istiyorum. İçeride çürümüş, çökmüş aslında. İşte askeri gücüyle, kaba gücüyle ama aynı zamanda uluslararası güçlerin de desteği alarak şu anda böyle bir operasyonlarda, böyle saldırılar içerisinde giriyor. Ama buna karşı bir duruşa ihtiyaç var. Yani sadece PKK'nin ya da sadece kuzeydeki Kürtlerin değil, bir ulusal birlik çerçevesinde bir duruşa ihtiyaç var. Olmazsa Kürtler katliamına geçirir, bu kesindir. Peki, yani. Son soru, kısa cevaplamanızı isteyeceğim, zamanımız da daraldı. KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık Sterk TV'ye konuştu. Dediği şey, somut bir şey var. İçten ihanetle bizi çökertmeye çalışıyorlar. Ve hem Zanyar'ı hem Parastın adını vererek her iki istihbarat örgütü içerisinde MİT'le ilişkili olanlar var. Ve onları önümüzdeki dönemde hedef aldığımızda kimse niçin hedef aldığımızı söylemesin dedi. Bu açıklamayı nasıl yorumlamak gerekir ya da nasıl değerlendirmek gerekir? Yani Türkiye devleti güneye girerken sadece askeri operasyon yapmıyor. Yani. Sadece bomba yağdırmıyor yani. Aynı zamanda ciddi düzeyde bir ajan ağı da oluşturuyor kendisiyle birlikte. Köyde, şehirde, çobanı, fabrikada çalışanı, değişik yerlerde. Bu somuttur yani. Bu konuda somut bilgiler veriliyor. Gazetelerde çıkıyor. Yine diyelim ki işte PKK'nın yetkililerinin açıklamaları var bunlar. Yani sonuçta bir devlet bir yere gittiği zaman ayak olmasa zaten orada hayata kalmaz. Bir, kaç ayak olur? Bir, siyasi. İki, güç olarak desek. Üç, istihbarat. Yani Türkiye devleti orada istihbarat almasa tek bir uçağı kaldıramaz. Çünkü mevcut son 1-2 yıldır havalanan uçaklar daha çok odaklıdır yani. Hedeflidir yani. Böyle rastgele tarama, rastgele bombardıma değildir. İstihbaratı alıyor, kaldırıyor, vuruyor. Peki istihbaratı kim alıyor? Orada herhangi bir askerde falan alma diye bir durum değildir. İşte ilgili biraz önce ismini saydığın örgütlerin elemanlarını alıyor. Ayrıca Türkiye'de kendisinde bağlı olarak ajan oluşturmuş yani. Maaş veriyor, iş veriyor, para veriyor. Zaman zaman da bunu Ankara'ya çağırıyor, İstanbul'a çağırıyor, toplantılar yapıyor. Bazı aşiretlerin üyeleriyle, bazı kesimlerle yapıyor bunu. Yani bu çok açık bir şeydir. O gün ben son olarak bir şey söyleyeyim. Çetin'i biliyoruz. Kendisi işte Kürt'tür ama aynı zamanda resmi olarak MİT'le çalışan bir insan. Bu da deşifre olmuş birisi. Kendisi de sanırım bu konuda herhangi bir kimseye cevap vermediği için şunu diyorum. Dedi ki Kasım Engin'e dönük yapılan suikast sadece Türkiye'nin uçakları gidip rastgele operasyonla öldürülen bir PKK komutanı değildir. Yani kendisinin anlatımlarını ben söylüyorum. Yerelde ayaklar oluşmuş, istihbaratlar oluşmuş. Bu istihbaratlar bilgi veriyor ve dolayısıyla operasyon yapıyor. Dolayısıyla o istihbaratın karşısında önlem alınması lazım diyorsunuz. Bu nedir? Doğal olarak yani herkes bir canlı, bir toplum, bir halk, bir güç eğer kendisini korumak istiyorsa doğal olarak kendisine ilgili bilgi veren, kendisini diyelim ki yok etmek isteyen, ki katliamdan sorumlu olmak isteyen, işbirlikçi konumda olan, ihanet konumda olan doğal olarak insanlar ya da kurumlar ya da kesimler hedef haline geldiğini ya da geleceğini söylüyor. Kemal Atatürk İzmir'de ben biliyorum bir günde 150 tane insanı astı. Yunanistan'la işbirliği içerisinde olduğundan dolayı. Bir günde 150 kişi. Burada herhalde biraz da Güney Kürdistan yönetimine uyarı var. Yani uyarı vardı tabii doğal olarak. Yani diyor ki ben şu an ben saldırı altındayım. Peki. Kürdistan işgal ediliyor. Yani başka bir güç geliyor. Ben de buradayım. Sen de buradasın.
O zaman işbirliğe, ihanete kesinlikle geçit vermeyeceksiniz. Peki. Önce siz yapmayacaksınız ama eğer siz karışmıyorsanız o zaman biz de kendimizi savunacağız yani. Peki. Bu anlama geliyor yani. Zaman ayırdınız, yayınımıza katıldınız. Teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. Evet, haftanın köşeleriyle devam ediyoruz. Bir köşemizde Evrensel Gazetesi'nden İhsan Çaralan, özellikle pandemi bahanesini kullanan hükümetin toplantı gösteri hakkına dönük saldırılarını, toplum üzerinde kurduğu baskıları İhsan Çaralan köşesinde geçtiğimiz hafta içerisinde yazmıştı. Hükümetiyle, AKP'siyle, MHP'siyle ülkede demokrasi ve özgürlükleri ve demokratik normları önlerinde engel olarak gören odaklar ve onların her türden sözcüleri HDP'yi kuşatarak marjinalize etme ve tasfiye etme amacı gütmektedir. Demokrasi yürüyüşünü yasaklama da bu amacın bir parçasıdır. Hele de CHP sokağa çıkmayı ve dolayısıyla bu yürüyüşü de iktidarın tuzağına düşmek olarak ilan etmişken AKP ve Erdoğan'ın bunu kullanmaması beklenemezdi. Ancak elbette ki HDP'nin demokrasi yürüyüşüne yönelik yasaklamalar, hak ve özgürlükler mücadelesi içindeki kesimlerin kazanılmış bir hakkını lütufa dönüştürme adımıdır. Sırada Yeni Yaşam gazetesinden Özge Yurttaş'ın yazısı var. Özge Yurttaş özellikle kıdem tazminatına dönük saldırılar üzerine yazmış köşesini. Biliyorsunuz tekrar yeniden kıdem tazminatını işçinin özellikle 82 yıldır elde ettiği kazanımı ortadan kaldırmaya dönük bir saldırı var. Birlikte izleyelim Özge Yurttaş'ın yazısını. İşverenler tazminat yükü omuzlarından kalktığında rahatlıkla ve keyfi biçimde işten çıkarma yapabilecek. İşten çıkarmanın kolaylaşması, düşük ücret, insani olmayan çalışma koşullarının daha da yaygınlaşması, işini kaybetme korkusu yaşayan milyonlarca işçinin ağırlaşan sömürü düzenine boyun eğmesi anlamına geliyor. Sermayenin küresel düzenlemelere paralel olarak Türkiye'de AKP eliyle inşa ettiği ve adına esneklik dediği bu çalışma düzeninde kıdem tazminatı ucuza, keyfi ve kuralsız bir biçimde insan çalıştırmanın önündeki son katı unsuru olarak yer alıyor. Yasanın mevcut çalışanlar yerine gelecekte çalışmaya başlayacak olanlar açısından geçerli olması bizi yanıltmasın. 82 yıl önce yasal bir dayanağa kavuşan ve o günden beri işçi sınıfının kazanımı olan tazminata sahip çıkmak sadece yarının değil, bugünün de davası. Artı Gerçek gazetesinde yazmış. O da mesafe koymak üzerinden bir değerlendirmede bulunmuş. HDP terörle arasına mesafe koysun, koydu mu koyacak mı söylemi bir nevi maçın başlama düdüğüne dönüştü. Mesafe koymak deyimi aslında bir diz çöktürme operasyonundan başka bir şey değildir. Hangi mesafe? Sizin istediğiniz balığın suyla, kuşların gökyüzüyle, ağaçların meyveleriyle, akan derelerin kaynaklarıyla arasına mesafe koymalarıdır. Bunun tek cevabı doğal akışıyla her gün kendini yeniden üreten hayatı siz istiyorsunuz diye herkes kendi elleriyle öldürmez. Bu Amerika'da siyahilerin kendileriyle renkleri arasına mesafe koymalarını istemek gibi beyhude bir dayatmadır. Kadının kendi bedeniyle kendisi arasına mesafe koymasını istemek gibi gençlerin kaynayan kanlarıyla aralarına mesafe koymalarını istemek gibi. Bu haftanın son köşe yazısında Gazete Duvar'dan aldık. Kemal Can yazmış, eldeki imkan ayağın bağı oluyor. Sokakların her türden muhalefete itiraz ve taleplerin dile getirilmesine ve aslında siyasete uzunca bir süredir kapatılmış olduğu doğru. Sokak eskiye göre daha boşaltılmış değil, hatta biraz garip bir çeşitlenme olduğu bile söylenebilir. Bütün engellemelere rağmen HDP yürüyüşe devam ediyor. Barolar sembolik yürüyüşlerine başladı. 15 Temmuz gazileri bile eylemde. Özetle bundan sonra neler olacak bahsine, sadece kimin elinde hangi imkanların olduğu, kime nasıl fırsatlar doğacağı penceresinden bakmak eksik kalabiliyor. Bu pencereyi sıkışan bakış açısı bazen bu imkanların kontrol edenlere yüksek ama boş bir özgüven sağlıyor. Bazen de karşı tarafta erken bir moral bozukluğunu besliyor. Ancak hemen her alanda olduğu gibi siyasette de imkanlar ve imkansızlıklar
son derece önemli olmakla birlikte her şeyi belirlemeye yetmiyor. Evet, bir medya manşetinin daha sonuna geldik. Şu hatırlatmada bulunarak bitireyim. Uzun zamandır yaptığım programı yine yapmaya devam edeceğim. Ama önümüzdeki 1-2 hafta biraz ara verme durumu olabilir. Onu şimdiden söyleyeyim ama yine birlikte bu ekranlarda hep beraber olacağız. Tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.